Ben 2002'de göreve geldiğim günden bu tarafa bir abi kardeş ilişkisiyle çalışmamıza devam ettik. Bizler kadar sorunlarımızı siz de biliyorsunuz, çözüm yollarını biliyorsunuz. Dedik ya başta, Arif'e tarif gerekmez, içimizden biri, bizden biri, Dorosların evladı diyoruz. Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası olarak odamızın bir yeri yoktu. Burada ben kendisine zaten sonsuz teşekkürlerimi defaken aktardım. Bir kez de sizin huzurunuzda Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası'na esnafın evini verdiği için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Esnafımız mali anlamda çok ciddi sıkıntılar içerisine girdi. Siz bizim ilk günden destek sağladınız. Her daim sağladınız, sağlamaya da devam ediyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Servis esnafı şu anda Antalya'da bir kariyer sahibi oldu. Odanın bir duruşu oldu. Bizim de dilimizden Muhittin Böcek, bunlar otobüsçü başkanı çünkü, otobüsçü olduğu için. Servisçi esnafımıza gerçekten çok büyük emekleri oldu. Büyük arabalar 1 milyar, 1,5 milyar yol belgesi parası veriyordu. Başkanımın güzel kapı belgesini kaldırdı. Bizler kendi içimizdeki sorunları genelde her zaman konuşuyoruz. Elden geldiğince sorunları çözmeye çalışıyoruz ve çözeceğiz de. 15 Mayıs sabahı hep birlikte inşallah milletin iradesi ve Allah'ın da takdiriyle bu ülkeye baharlar gelecek. Oda Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Antalya'da Türkiye'nin bütün oda başkanlarının katıldığı bir çalıştay düzenledik. 14 Mayıs'tan sonra bu sorunların hepsi esnaf dostu olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çözülecek. Biz Türkiye'de 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla Türkiye'deki esnafın temsilcileriyle 600 kişiyle Atatürk Kültür Merkezimizde toplantı yaptık. 21 yıldır taşınanlarla taşıyanların memnun olması için yaptıkları ortadadır. Giderek bu ülkede 20 yıldır yapılmayanları yapmaya çalışıp vaat edenlere bizim halkımızın karnı tok. Esnaf Bakanlığı kuracağız, biliyorsunuz bunu da tüm Türkiye'de biliyor. Söz Muhittin Böcek sözü demiştik biz 31 Mart seçimlerinde. Şimdi sana söz diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz muhalefetteyken böyle güzel şeyler yaptık sizlerle beraber. İktidarda olunca inşallah Antalya'da bizi, sizi kimse tutamayacak. Hem servisçi, hem taksici, nakliyatçı, otobüsçü arkadaşlarımıza desteğimiz sonuna kadar devam edecektir. Yapılması gerekenleri hiç unutmadan size ne söz verdiysek onları da yapmaya hep birlikte devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta inşallah her şey çok güzel olacak. Türkiye kazanacak, Antalya kazanacak, tüm esnaflarımız kazanacak. Antalya için çalışıyoruz.